Dersim'de kaybedilen akıbetini Dersim Kadın Platformu olarak sürdürmeye devam edeceğimiz sevgili Gülistan Doku'muzun annesi Bedriye Doku'nun adalet talebi için uçuruyoruz. Kadın mahpuslar ve Lezita direnişçisi kadınlar için uçuruyoruz son balonumuzda. Açıklanması, onları kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılması talebiyle 19 haftadır bu toprakların en uzun hakikat ve adalet arayışını sürdürüyoruz. Devleti yönetenler kamu gücünü ve imkanlarını hak ve özgürlüklerine sahip çıkanlara karşı şiddetin aracı olarak kullandığı için bu arayışımızda ağır baskı ve engellemelerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama asla pes etmeden kendimize yeni yollar, yeni yöntemler bularak mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bizler yalnız gözaltında kaybedilen evlatlarımızı arama mücadelesi vermiyoruz. Aynı zamanda bu toprakların tüm evlatlarına özgür, eşit, adil, insan onurunun dokunulmaz olduğu bir geleceğin inşası içinde mücadele ediyoruz. Bu nedenle 1900 haftadır haykırıyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz, hakikati de. Biz barış annelerinin Türkiye ve Kürdistan'da gezmediği dağ, taş, yol, vadi kalmamıştır. Barış istediğimiz bir yer kalmadı. Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Erbil'e. Bir ananın dünyadaki en değerli varlığından başka bir şey yoktur. Savaşın kaybedenleri analardır. Biz anaların gözyaşı akmasın diye dili, dini, ırkı ne olursa olsun bize yapılmış biliriz. O yüzden savaşa karşıyız, tepkiliyiz. Savaş ağır bir travmadır. Hiçbir anne bunu hak etmiyor. Eğer bir anne evladının parçalanmış bedenini toprağa veriyorsa ve hala barışı istiyorsa devlet yetkilileri, hükümetler kendilerinden utanmalıdır. İki çocuk annesiyim. Lezita'ya 7 yıl emek verdim. 7 yılım evimden çok uzaklarda geçti. Ne güzel, ne özel bir gün bildik ne de bir bayram. Soğuk havada emek için sıcak alın teri döktük. Ama almaya gelince biz hep kaşığın ucuyla aldık. Şirketimiz sayılı zengin holdingler arasına girerken biz emekçiler asgari ücrete talim edildik. Çalışırken geç saatlere kadar mesai yaptırıldı. Ay sonuna gelince hakkımızı oraya buraya kestiler. Biz de sendikamızla bu düzene son vermek için greve çıkınca emek verdiğimiz yerin haini olduk. Bizlere
çemberin dışı dediler. Bizim tek suçumuz yarınlar için, çocuklarımız için, emeğimiz için mücadele etmekti. Sesimizi duyurmak için 4 aydır mücadele içindeyiz. İyi ki greve çıkmışız. İyi ki mücadele etmişiz. Birlikte yaşlılar, çocuklar, hastalar, engelliler, yabancılar, LGBT'liler, kadınlar gibi özel ihtiyaçları olan grupların bu ihlallerden daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Günümüzde kadınların fiziksel, biyolojik ve psikolojik farklılarının ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı, LGBT'ye artı bireylerin, mahpusların ise temel hak ve ihtiyaçlarının göz ardı edilmekle kalmayıp ayrımcı ve nefret içeren yaklaşımlarla şiddetin günlük hayata içerildiği, infaz uygulamaları devam ederken hapishanelerde kadın olmanın zorluklarına, hapiste kadın, hasta, engelli ve çocuklu olmanın büyük zorlukları da eklenmiş durumda. Birkaç hapishaneden kadın mahpusların ismini okumak istiyorum. Onlara da buradan selam olsun. Bakırköy Kadın Hapishanesi'nde Dilek Öz, Elif Yaş, Fatma Topmak, Cihan Erdinç, Süreyya Bulut, Şükran Avşar, Burcu Çınar, Felek Gün, Songül Yıldırım, Şivakar Ataş, Tenzila Acar. Kocaeli Gebze Kadın Hapishanesi'nde Ayfer Ayçiçek, Fadime Coşar, Hazine Alçı, Gülistan Abdo, Güneş Tekin, Havva Ak, Helin Öncü, Remziye Baloğlu, Ruşan Buda, İpek Ciğretaş, Seliha Bulut, Besiye Özer, Ceylan Gürbüz, Saime Afşin, Cemray Baş, Derya Moray, Gönül Erdoğan, Nihal Altuntaş, Türkan İpek. Kandıra Birnoğlu F-Tip Hapishanesi'nde Lale Çeliker, Deniz Tepeli, Diren Yaşa, Yalız Türkmen, Yeliz Türkmen. İstanbul Silivri 9 No'lu L-Tip Kadın Hapishanesi'nde Seval Yaprak, Yasemin Karadağ, Mesude Pehlivan, Kamile Kayır. Bursa Yenişehir Kadın Hapishanesi'nde Fatma Demir, Zeynep Genlioğlu. Akşam haklarının korunabilmesi için tedavi ve sağlığa erişimleri önündeki engellerin kaldırılmasını, hasta, engelli, yaşlı, çocuk ve 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kadın mahpusların serbest bırakılmaları için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Hasta kadın mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpusların tüm... Zeynel Abarokov denilen katili yargılayıp sorgulasaydınız, bugün hala kızım acaba nerede sorusunu en azından sormayacaktım. Ben bir anneyim. Hepinizin bir annesi var. Hanginizin annesi bu şekilde hanginizin annesinin bu şekilde acı yaşamasını istersiniz? Ben ölmeden önce kızıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Ve ilk defa bu kadar ölümden korkuyorum. Ben kızıma ne olduğunu bilmeden, ona bize bu karanlığı yaşatanlara adalet önünde hesap vermeden gözlerimi yummak istemiyorum. Bu öylesine kurulmuş bir cümle değildir. Ben 9 ay boyunca karnımda taşıdığım, dünyaya gözlerini açtıktan sonra güzel bir yaşamı olsun, okusun, ayakları üzerine dursun diye üzerine titrediğim evladımın bu şekilde yitirilip gitmesini istemiyorum. Kabul etmiyorum, Rabbim de kabul etmeyecek. Peki ya sizin vicdanınız Gülistan'ın bu şekilde yitip gitmesine, katillerin tatilde olmasına razı mı Savcı Bey? Dönemin valisi Tuncay Sönel bize kızınız intihar etti deyip o katili arka kapıdan Rusya'ya gönderdi. Neden? Kızımız bizi aradı. Bana hediye ayakkabı almıştı. 2 gün sonra eve gelecekti. Kızımın aldığı ayakkabı tam 4 yıldır köşede öylece bekliyor. Peki biz ne yaptık? Kimdik biz? Kendi halinde, kendi ekmeğinde kavrulan bir aileydik. Kızımın üniversite ve yurt arası bir hayatı vardı ve bu katil kızımdan ne istedi? Bizim düşmanımız yoktu. Kızıma zarar verecek kimse yoktu. Kızım nerededir sorusunun cevabı o katilde. Savcılar da biliyor aslında, herkes biliyor. 5 yaşındaki bir çocuk da. Katil Zeynel Abarokov elbet bir gün adaletin önünde gelecek ve o güne kadar biz Gülistan Dokun nerede demekten vazgeçmeyeceğiz.